Kıymetli emekli kardeşlerim, emeklerin gözü kulağı bugün mecliste. Bugün görüşülecek olan %25'lik zam emekliyi yoğun bakımda bıraktı. Biz tüm emekliler olarak sayılan bir artış beklemekteyiz. Tüm emekliler olarak meclisi takip ediyoruz ve emeklilerin sayılan bir zam daha verilmesini bekliyoruz. Emeklilerimize %80'i asgari, emeklerimizin %80'i asgari ücretin altında maaş almaktadır. Katsayı ve gösterge sistemini geçirmesini talep ediyoruz. Dünyada yaşlılara gösterilen önem o toplumun uygarlık göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Biz tüm emekliler olarak umudumuzu kaybetmedik. Emeklilerin durum ve taleplerini her platformda dile getirmeye devam edeceğiz. Başkanım, peki Türkiye'de emekliler geçinebiliyorlar mı? İnanın emeklilerin %70'i diyelim, mevcut olan emeklilerin %70'i geçinmekte zorluk çekiyorlar. Hayalle geçiniyorlar, samimi söylüyorum. Ya bugün çarşıdan, pazardan geçerken çocuğuna simit 100 gram kestane alamayan emeklimizi gördüm. Kestane alamıyor. Çocuk görüyor, kestaneyi alamıyor. Gerçekten geçinemiyor. Allah göstermesin. Bir de o emeklinin evi yoksa, kirada oturuyorsa, vay bunun haline. Artı öğrencisi varsa bu adam ne yapacak? Yetkililer bunu düşünmüyor mu? Devletimizi bugüne kadar, şu andaki bizlere bu kararı, %25'lik kararı veren yetkililere bizler teslim ettik. Onlar da bizi düşünmeleri lazım. Ben özellikle bu %25'i kabul edemiyorum, kabul etmek istemiyorum. Benim için çok önemli değil. Ama evinde 2-3 tane genci olan, bekar olan, çocukları olanlar, evi olmayan, bilhassa da evi olmayan kardeşlerimiz bugün bir ev kirası normal şehirlerde 8-10 bin liraya kadar çıktı. Büyük şehirlerde aldı başını gidiyor. Devletimiz buna bir çare bulması lazım. Ev konularında da ciddi bir denetim yapılması lazım. Bilhassa TOKİ'ye, buradan Çevre Şehircilik Bakanlığımıza sesleniyorum. Evi olmayan emeklilerin mutlaka ve mutlaka ev sahibi yapılmasını uygun bir şekilde talebimiz var buradan. Bu konudan söyleyeceğim bu. Gerçekten emeklilerimiz çok zor durumda. Allah yardımcıları olsun hepsine. Peki, bugün en düşük emekli maaşı alan 7500 lira. Bunun azami asgari ücret olması lazım bir. İkincisi, dur ve yetimler de bizim parçamız. Bizim kardeşlerimiz, bizim anamız, bizim bacımız, bizim büyüklerimiz. Bunlar bugün 3000, 4000 lirayla, 5000 lirayla nasıl geçinsin? Benim işte tanıdığım bir iki tane ablamız var, bayan hanımefendi. Babasının emekli maaşını alıyor. 3 tane genç kızı var evde. Peki bu adam, bu kadıncağız ne yapsın? 5000 lira alıyor, evi de kira. Allah esirgesin, kötü yöne düşünmüyoruz. Başka bir şey diyeceğim yok bu konuda. Gerçekten çok zor durumdayız. Çok çok emekliler çok zor durumda. %30'u ancak durumu iyi. %30, %70'i gerçekten sıkıntı içerisinde.